Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün önemli bir gün. Trabzonspor takımızda olumlu veya olumsuz 3 oyuncudan haber beklediği bir gün. Hareketli bir gün olsun inşallah. İnşallah Trabzonspor takımız anlaştığı bilgileri gelsin. Olumlu ve olumsuz dönüşler olacağını biliyoruz. Bakalım nasıl bir gün geçecek? Hepimiz göreceğiz. Allah nasip ederse bu gece bir canlı yayın planlaması yapıyorum. Genel anlamda bu transfer sürecini konuşacağımız, transferin nabzı dediğimiz bir program yapıyoruz arada biliyorsunuz. Bu gecede inşallah canlı yayınıma bekliyorum. Yeni görenler bizi takip alın. 77.000'i geçtik. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Artı beğenerek başlarsanız da çok mutlu olurum. Tabi şimdi arkadaşlar bakın. İki ismi teklifi çıkmıştık. Bir tane kiraklık, kiralık Santofor teklifimiz var. Önemli iki tane gelişme yaşandı. Dün. Bütün bu detayları şimdi konuşacağız. Trabzonspor takımımız transferde hangi aşamalarda ve şu anki son durumumuz ne? Bütün bunları konuşacağız ama önemli birkaç tane konum var. Onları birazcık konuşmak istiyorum sizlerle. Birincisi hocamızın maçtan sonra yapmış olduğu bir açıklama vardı. Takım içerisinde kendisini Trabzonspor takımından büyük olan oyuncular var dedi. Ve onlarla yoluma devam etmeyeceğim gibi bir cümle kurdu. Teknik direktörümüzün bu açıklaması biraz kafa karıştırdı. Bana göre zamanlaması ve yeri yanlıştı. Ama bu oyuncular eğer gerçekten böyle bir oyuncu varsa teknik direktörümüzün hemen ligin başında transfer dönemi kapanmadan burada hamlesini yapması lazım. Birinci hamleyi yapmış belli ki olmamış. Artık ben bunu bir kamuoyunda konuşayım. Artık oyuncularım kendine bir çeki düzen versin. Burası Trabzonspor Kulübü. Bak herkesin önünde konuştum. Bileti keserim mesajı verdi. Herhalde eğer oyuncular kendisine çeki düzen vermezse bileti keser arkadaşlar. Çünkü çok fazla soru geliyor. Bununla alakalı hoca böyle bir şey söyledi ki hangi oyuncular kim bu oyuncular? Ben yorum yapmak istemiyorum. Hani böyle bir da olmadığını söyleyebilirim. Kimsenin de günahını almak istemem. Bu yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Kadroda da girmiş olabilir, kadroya girmeyen de olabilir. Her an yani hiç beklemediğimiz bir oyuncudan da bu bilgi gelebilir. Onun için Trabzonspor takımızda teknik direktörümüz böyle bir açıklama yaptıysa bunun ee, devamında yapması gereken çok bellidir. Bileti keseceksin. Kim olursa olsun. Çünkü bu biraz kangren gibidir. Orayı kesip atmadığın takdirde bu döner dolaşır seni bulur arkadaşlar. Tabi şimdi <laughs> pardon. Trabzonspor takımında bir umut bozuk eleştirileri alıyor. yani Trabzonspor takımında bakın malzemeci, gazeteci işte ahçısı işte şoförü herkes eleştiri alır. Çünkü Trabzonspor takımının amblemini buraya takıp eğer kulübün içerisine girdiyse tepkileri karşılamak zorundasın. Bu tepkileri almak, alacaksın ve e, alırsın. İşini biraz iyi yapmadığın zaman, işinde performansın düştüğü zaman bunlar gayet normaldir. Oyuncular profesyonel oyuncular. İnişli çıkışlı zamanlar yaşarlar. Umut Bozoğlu tepkilerimizi gösterdik. Haklı mıyız? Haklıyız abi. Umut Bozoğlu birazcık daha gayretli olması gerekiyordu. Bakın. Enis Destan geçen sene kadro düşünülmedi. Polonya'ya gönderildi. Orada 600 dakika oynadı. Gelecek şimdi bu hafta benim düşüncem Enis Destan Umut Bozok'tan formayı alacak. Ve burada Umut Bozok ulan Maxi Gomez gitti. Burada şu an Santofor yokken ben buradayım ve formamı genç bir kardeş gelecek benden alacak diye düşünüp daha da hırslanıp daha da çalışması lazım. Bir rekabetindeki oyuncu Enis ve Umut. Trabzonspor takımımız için aslında bu çok önemli bir detay. Yani Santofor'da Umut ve Enis Destan bu iki oyuncu birbiriyle rekabet içerisinde. Şu an Santofor'a net bir ismi acil getirmen lazım. 8'e acil getirmen lazım. Net bağırıyor çünkü. Bakın bağırıyor. Bakın Mendy ile alakalı konuşacağız. Petkoviç ile alakalı konuşacağız. Ama 8 numara bağırıyor. Mendy 8 numara değil. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Bazı konuştuğumuz kişiler var. Önemli isimler var. Mendi getiriyoruz diye ya diyenler var. Mendi 8 numara değil abicim. Mendi 6 numara. Bunun altını çizmek istiyorum. Umut Bozok menajeri bir açıklama yaptı. Umut Bozok şu an tamamıyla Trabzonspor takımına odaklanmış. %100'ü bir şekilde. %100 bir şekilde Trabzonspor için mücadele ediyor ve edecek dedi. Yani menajeri bir açıklama yaptı arkadaşlar. O kadar baskı var oyuncunun üzerinde. Ama ee, yaparlar abi çünkü bu baskıyı yemek istemiyorsan sağda topu tutacaksın sağda mücadele edeceksin baskı yapacaksın santof olsun arayacaksın abi şut atacaksın araya gireceksin faal alacaksın topu tutacaksın indireceksin yani bir şey yapacaksın ileride e, tamam top getiremiyoruz destek olamıyoruz eyvallah bu mücadeleyi göremediği için insanlar da kızıyor ama ben Trabzonspor takımında iyi bir santofor gelmesiyle beraber inşallah umutdaki yük de azalır Umut'un omuzlarında çok ciddi bir yük bindi ve o yükü şu an için kaldıramadı gibi gözüküyor. İnşallah Trabzonspor takımımız iyi santoforla bu işi çözer. Ama arkadaşlar şimdi Petkovic için önemli bir iddia. Dün canlı yayında da konuştuk. Şu Petkovic kendi takımıyla sözleşme imzaladı diye Hırvat basınında çok önemli iki internet sitesi ve gazeteci bunu açıkladılar. Yani ben şaşırmam. Çünkü oyuncu orada atıyor. Mutlu. Gol attıkça takıma daha da kenetleniyor. Kaptanlık bandını taktı. Hırvat milli takımda oynuyor. Ve orada alacağı paraların 1,5 milyon eurolara yakın bir para olduğu söyleniliyor. Sen bu oyuncu 2 milyon vereceksin mi de bu oyuncu oradaki bütün düzenini bozacak gelecek. Neden gelecek? Avrupa'da da yoksun. Adam orada Avrupa'da da olacak. Hırvat milli takımında oynuyor. Oradaki şartlar şu an sana göre daha iyi. Adamla 3,5 aydır pazarlık yapıyorsun. İstediği parayı bir türlü çıkamıyorsun çözemiyorsun. Fenerbahçe tak gitti aldı kaleciyi getirdi. Sen yapamıyorsun. E adam da söz verdim ama kardeşim sen bana para vereceksin. Kulübümü çözeceksin. Ben nasıl geleceğim burada? Zaten Zagreb'in kulüp başkanı biraz sıkıntılı bir tipmiş. Gelinen noktada da Petkoviç'te böyle bir kötü haber vardı. Tabi Petkoviç gol atmaya başladı. Attık, atmaya başladı. Asistler yapmaya başladıkça ya, bu iş daha da zora girecek. Şu işi lig başlamadan bitirelim diye ben sizlere haftalarca söyledim. Ve biz bu işi bu kadar geldik. Şimdi hem rakibin çoğalıyor hem de oyuncu orada gol attıkça kenetleniyorsun. Daha da oraya adapte oluyor. Bir kaptanlık bandını verdiler. Omuzlarına da öyle bir yük verdiler. Sen bak kaptansın. Bak burada önemli bir değersin. Sana biz değer veriyoruz. Aman ha deyip adamı da orada öyle bir kaptanlık baskısıyla beraber de tutabilirler. Petkoviç'ten kötü bir haber geldi. Şimdi Mendy. Mendy de biliyorsunuz prensip anlaşmasına varıldı. Menajeri bunu doğruluyor. Menajeri açıklaması var. Trabzonspor'la evet önemli bir mesafe katettik diyor. Mendi için prensipte anlaşma yapıldı kulüple diye bir bilgi geldi. Bunu zaten canlı yayınlarda iki gündür konuşuyoruz. Herhangi bir problem yok ama son dakika arkadaşlar kulübümüz bunun adını hala koyabilmiş değil. Hala koyabilmiş değil inşallah. Hani, e, biz bu videoyu yüklerken mi diyeyim artık? İnşallah erkenden bir haber gelir. Çünkü ben bugün Mendi, Petkovic artı e, ensame artı Carlos Vinicius bu oyuncularla alakalı işte Conte gibi oyuncularla alakalı bilgi bekliyoruz. Bugün olumlu veya olumsuz geri dönüşlerin olacağı bir gün. Mendy inşallah bu evrak işleri onlar bunlar dendi. İnşallah bir pürüz çıkmaz. Son dakika Mendy'nin istekleri değişmez. Çünkü Mendy cephesinde kulüp bazında biraz değişiklikler olabiliyor. Ve Mendy transferinde bitti mi bitmedi mi bugün tamamıyla göreceğiz arkadaşlar. Ama çok sağlam kaynak biliyorsunuz Hakan abi söyledi çok sağlam kaynağım vermiş konuşmuş olduğu bir bilgi üzerinden bitti dendi. Bakalım bugün gün içerisinde yoğunluk olacak. Bekliyorum ben de güzel haberler gelir inşallah. Olumsuz haber gelmez inşallah. Yaprak kıpırdamazsa da şaşırmam arkadaşlar. Altını çizeyim abi. Nerede bu haber derseniz gazeteci değilim, yönetici değilim, kulüp personeli değilim. Duyduklarımı konuştuğum kişilerden gelen bilgileri sizlerle konuşuyorum. Bugün inşallah hızlı geçer. İnşallah olumlu geçer. Şimdi arkadaşlar Petkoviç'ten kötü haber geldi gibi duruyor. İddia bunlar. Mendy'de bekliyoruz. Üçüncü sırada Carlos Venisius var. Bu oyuncu 28 yaşında. 1.90 boyu var. Bakın önemli detaylarım var. Napoli'de, Monaco'da, Benfica'da, Tottenham'da, PSV'de, Fulham'da oynamış. Yaş 28. Kariyere baktığımız zaman muazzam. Benfica 17 milyon euroya almış. Kiralık 2.5 milyona PSV'ye göndermiş. Fulham en son 5 milyon euro bon servisle almış. Yani 2,5-3 milyon eurolara kiralanan bir oyuncu. Ama en son Fulham 5 milyon almış. Son 3 maçları oynatmıyor oyuncuyu. Ve e, bu oyuncu Monaco'da 16 maçta 2 gol 2 asist yapmış. Benfica'da müthiş müthiş bir performans. 50 maç 24 gol 13 asist yapmış. Benfica'da zaten uçtu. Bunun üzerine de hani Fulham tabi Benfica'da uçtu ama son dönemde bir kiralık gitti. O arada bir düşüş yaşadı ve o ara Fulham 5 milyona bu oyuncuyu alıyor. Fulham'da ama istenilen performansın altında kalıyor ki özellikle bu sene yedek kulübesinde ve Trabzonspor takımımız bu oyuncu istiyor şu anda. İyi bir Santofor bakın iyi bir Santofor yani e, dünya çapı bir Santofor diye biz oynamış olduğu kulüpler gerçekten saygıyı hak eden kulüpler yani. Napolilerde bulunmuş PSV'ler, Benfica'lar buralarda oynamak Benfica'da 50 maçta 24 gol 13 asist yapmak neredeyse yani. 50 maçı 37 tane skor katkısı var 50, 50 maçta. Yani bayağı iyi bir durum var ve bizim Carlos Vinicius'a bir kiralık teklifinde bulunduğumuzu söylüyorlar. Kiralık teklifinden gelecek olan haberin de bugün olmasını bekliyoruz gene. Bakalım inşallah güzel bir bilgi gelir. Mendy, Vinicius ve Carlos Vinicius ve Petkoç'tan güzel haberler bekliyoruz. İnşallah güzel haberler gelir ama yaprak kıpırdamıyor. Bazı zamanlar ben de şok oluyorum. Diyoruz ulan bugün açıklanacak bir bakıyoruz açıklanmıyor. Artı Ensame Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir oyuncu da Ensame. Ensame için de Trabzonspor takımı servise bir tık daha yukarı çekmesi lazım. Maalesef hala o istenilen bonservis değerine çıkamadık. Bitirmek istemiyor olabiliriz şu anda. Hani Petkovic'i çok bekledi ki ben Trabzonspor takımıza hani bu transfer sürecinden dolayı 3,5 ay beklediğimiz için ya 3. hafta gelmiş hala Petkoviç kulübünde mi imzaladı mı ya biz bunları yani bu kadar yıpranmanın bir anlamı yok. Biz bunları her gün ben de size anlatmaktan yoruldum. Siz dinlemekten yoruldunuz. Bıktınız. Ben de bıktım. Artık dün Twitter'da şunu yazdım ya. Petkoviç gelmiyor desek ne düşünürsünüz dedim. Adamlar yani herkes yazmış abi. Mutlu oluruz yazmış ya. Yani, yani gelmesin diyen çok fazla. Yani o duruma geldik şu anda. E, gelinen noktada maalesef Trabzonspor takımımız ee, hani Petkoviç transferinden sanki olumsuza doğru gidiyor gibi gözüküyor. Bunu bir tarafa koyalım. de inşallah böyle bir sıkıntı olmaz. Çünkü bakın Toçi 20 yaşında çocuk ya çocuk ya. Başkan televizyonda dedi. Danimarka'da oyuncum vardı. Ben sözleşmeyi gönderdim imzalayacak. Gelecek dedi. Yok abi. Ziger'le gel. Prensip anlaşması varıldı. Kulüpler anlaştı. Aynen Mendi'nin durumu bak. Ziger'le gel. Aynı Mendi'nin durumu. Yok arkadaşlar adam gitti. Başka takım aldı. Belçika Ligi'ne gitti. Belçika'da çok iyi bir sezon geçirdi. Şimdi Petkoviç 3,5 aydır kovalıyorsun. Son dakika olumsuz bir bilgi dün basınız geldi. Hırvat basını yaptı. Yok abi. Şimdi Mendy. Makato'ya gittin. Yani hep finallerde yapamıyorsun. Ya insanın kafasından da farklı şeyler geçiyor. Kafada deli sorular yani. E böyle ondan yerde de insan canı sıkılıyor. İnşallah transferde son finali iyi yaparız. Allah korusun yapamazsak durumumuz kötü. Hep söylüyorum zaten İstanbul takımlarıyla makas açıldı. Başakşehir de dahil. Başakşehir kötü başlamış olabilir ama bizim bizim bu sistemimizde Başakşehir de başarılı olur diye düşünüyorum bize göre. Adana, Karagümrük, Alanya iyi takımlar var abi. İyi takımlar var. Herkes oynuyor. Ankara gücü fena takım kurmadı. Herkes oynuyor. Biz şu an 3 haftalık maçlara baktığımda Antalya Spor'un ilk 25 dakikasını çık yok abi. Mücadele edecek bir takımımız var dedik o da yok. Bakasetas'ın durumunu çok soruyorsunuz. Bakasetas'ta artık bir güzel haber gelsin. Hadi dışarıyı tamam dışarıyı tamamlayalım, makasetası yönelim diyebilirsiniz ama kamp döneminde ne yapıyorduk biz? Gene aynı hikayeleri, gene aynı filmleri izlemek istemiyoruz. Gene aynı hikayeleri dinlemek istemiyoruz. Lütfen bir an önce çözülsün bu işler. Herkes rahat bir nefes alsın. Hani biz bir sene kalınca bu kadar para vermeyiz diyeceğimizi elimizde bir sene sözleşmesi kalan ve 10 milyon, 8 milyon, 5 milyon, 7 milyon değerinde olabilecek bir bakasetasının sözleşmesini uzatmanın formüllerini bulalım. Benim düşüncem bu şekilde. Ve 8 numarada Bakasetas'ı acilen durdurmamız lazım. Artık bu 8'den çık abicim sen git 10 numara İyi oynarsa 10 numara kötü oynarsa kulübe abi. Abdülkadir Ömür, Badri, Fontas işte aralarında değsinler abi. Bakasetas aralarında değsinler. İyi olan sadak olsun. iyi olmayanı kulübe de almak lazım. E şimdi Santofor'a da getirdiğin oyunculuğu şu an kanattan top getirecek adamın yok. 10 tane transfer var. 10 transferden katkı var mı? Soruyorum 10 transferden katkı alabildik mi? Son hafta Mehmet Can Aydın'ı iyi bir 45 çıkarttı. Larsen 3 maçta çıkartmadığı kadar ortasını kesti, hücuma çıktı ama arkadaşlar yetmiyor. Mehmet Can Aydın inşallah bundan sonraki süreçte formayı alır üzerine koyar, amil takıma gider. Onun dışında Korberis büyük bir hayal kırıklığı. Mendy geldiği zaman 8 numara almamız lazım. Korberis 8 diyen var, Mendy'ye 8 diyen var. Korberis Mendy'yi yan yana oynatır. Bizim teknik direktörün kafasındaki düşünce oynarlar abi. İki tane sert önlü böyle gibi düşünüp defans önünde direnç koyayım. Öne, ön tarafı da dört tane oyuncu atayım. Onları destekleyecek işte arada menle gider. Korbeli sürpriz koşu yapar. Ki Korbeli şu görüntüsü zor sürpriz koşu yapar. Bu şekilde oynamayı planlayabilir ama bana göre yanlış bir strateji. Ee, teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Ee, akşam kesin canlı yayınım gelir. Bugün çok yoğun bir gün geçireceğim ben de. İnşallah elimden geldiğince ee, video çekmeye çalışacağım. Yine gün içerisinde ekstrem bir durum olursa akşam canlı yayınımızı banko yaparız. Allah nasip ederse diyorum. Canlı yayını kapat e, videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.